babam anneleri güdüme götürecek. Biz de yavrulara burada yem vereceğiz. Toroslardaki doğal yaşamdan kopamadı, üniversiteyi bitirip hayvancılığa gönül verdi. Yörük kızı Ayşe Erden, Mersin'in Toroslar ilçesinde hayvancılık yapıyor. Osmaniye, Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişimleri Bölümü mezunu olan genç kız, kent yaşamına alışmakta güçlük çektiği için köyüne, ailesinin yanına döndü. Saksıya alınmış bir kır çiçeğiydim. Okulda okurken hissettiğim buydu. Köye gelince o saksıyı kırdım. Yani saksıdayken de benim güneşim, suyum, toprağım, her şeyim vardı, imkanlarım vardı. Ama köye geldiğim zaman başka, çünkü ait olduğum yer burasıydı ve burada mutluydum. Hayvancılığa baba mesleği olduğu için gönül verdiğini söyleyen Erden, doğada huzurlu bir yaşam sürerken ailesine de destekte bulunmaktan mutluluk duyuyor. Çobanlık zor bir meslek ama ben her zorluğu aştığımda zirveye ulaşmış gibi hissediyorum kendimi. Bu bana mutluluk veriyor. Daha kendimi güçlü hissediyorum. Kendime olan inancım artıyor. Köy hayatını her yönüyle yaşayan Ayşe Erden, doğayla ve hayvanlarla iç içe sürdürdüğü yaşamını sosyal medya hesabından paylaşıyor. Benim gibi yani bu kültürü yaşayan o kadar az insan vardı ki ve giderek azalıyoruz. Hani bu gelecek nesillere de kalsın diye ben YouTube hesabı açtım. Bu hesapta da hem kendi kültürümüzle ilgili hem de benim günlük yaşantımla ilgili videolar paylaşıyorum. İşte bazen bu kültürdeki yaptığımız bir yemek oluyor bu. Bazen işte anılar oluyor, bazen günlük yaşantımız. Bunları paylaşarak insanlara aktarıyorum. Herkes yani geri dönüşler çok iyi. Yörük kızı Ayşe'nin hedefleri de yaşamı kadar doğal ve samimi. Bu dönemde organik ya da doğal olan, temiz olan ürünlere ulaşmaları çok sıkıntı oluyor. Ben bunları insanlara ulaştırmak için kendi markamı kurmak istiyorum. Daha sonraki aşamada da kendi ekolojik çiftliğimi kurmak istiyorum. İnsanları hem doğayla tanıştırmak hem hayvanlarla iç içe olabilecekleri bir ortam sunmak istiyorum. İşte köyde yaşamak böyle zor. Ben isterim ki her çocuk toprağa dokunsun. Bir bitkinin nasıl büyüdüğünü görsün, bir hayvanın doğumuna şahit olsun, onu emzirsin, onu koklasın, ona sarılsın. Bana bak. Tamam.